Sevgili 7. sınıf öğrencilerimiz hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte görgü kuralları ve nezaket dersi 2. dönem 1. yazılı sorularımıza karşınızdayız. Sorularımıza başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Bu yazılının pdf'ini alt taraftaki açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Vakit kaybetmeden 1. sorumuza başlayalım. Eve misafir geldiği zaman nasıl davranılır? Ne tür nezaket sözleri kullanılır? Kısaca açıklayınız. Şimdi size bir Hint filminden bahsetmek istiyorum. Tamam Hocam biz Türk'üz biz misal tamam o ayrı ama Hint filminde ne yaptıkları benim çok dikkatimi çekti. Şimdi bir Hint filminde arkadaşlar herhalde Son Sardar diye bir filmdi. İzlediğim bir film. Bu filmde eve bir tane misafir geliyor ve misafir eve geldiğinde eşikten adımı attıktan sonra hiçbir şekilde misafire surat asılmıyor. Hiçbir şekilde kötü söz söylenmiyor. Misafirin önünde arkasında yiyeceği bütün yemekler önüne yığılıyor ve evden çıktıktan sonra gönderebiliyorlar. Onların inancına göre yani eve giren insan onların inancına göre bakın altını çiziyorum tanrı olarak görüyorlar. Yani misafiri tanrı olarak görüyorlar. Bizim inancımıza göre yani İslamiyet'e göre ise misafirin çok fazla önemi vardır. Bunlar şöyledir. Misafir kısmetiyle gelir, on kısmetle gelir, birini yer, dokuzunu ev sahibine bırakır şeklinde de atasözlerimiz vardır. Bundan dolayı misafir bizim için Allah'ın Tanrının kuludur şeklinde ifade ederiz biz ve misafire hoşgörü hoşgörü ve hürmet etmeliyiz. Hürmet etmeliyiz. Doğal olarak arkadaşlar misafir çekingen biri olacağından dolayı başka bir eve gittiği için onu kendi evinde duracak şekilde davranış sergilemeliyiz ve hoşgörülü dedim ya burada gülen yüzle karşılamalı ve güzel sözler, güzel sözler söylemeliyiz. Ona ya misafir hoş geldin gibi değil daha çok böyle hatta Ramazan ayı içerisindeyiz arkadaşlar. Daha güzel sözler söylememiz gerekir. İkinci sorumuza bakalım. Okulda arkadaşımızdan ödünç bir silgi istediğimiz zaman nasıl istemeliyiz? Hangi cümleleri kullanmalıyız? Bakın belki internette karşınıza gelmiştir. Adamın biri şöyle bir şey yapmış. Keşke bulsam da kenara koysam. Çay ver demiş. Çay ver lan demiş. Tamam mı? Çay ver lan demiş. Bir de çay verebilir misin demiş, tamam mı? Şimdi Burada arkadaşlar şöyle demiş adam. Çay vere demiş ki 20 TL. Çay ver lan demiş ki 30 TL. Çay verir misin? İşte 2 TL gibi bir fiyat yazmış adam. Tamam mı? Tam hatırlamıyorum ama. Ha, burada ne vardı? Aslında oradaki kahvecinin söylemek istediği şu. Nezaket ve görgü kuralları. Yani aslında dilimizi güzel bir şekilde kullanmalıyız ve nazik olmalığımız gerektiğinden bahsediyor. Biz de arkadaşımızdan çay çay istemiyoruz. Ne istiyorduk? Silgi. Silgi isterken arkadaşım silgini ödünç geri vereceğim ödünç verebilir misin? misin şeklinde ona soru sorup kararı ona bırakmamız lazım. Tanıştırılma sırası nasıl olmalıdır yazınız. Arkadaşlar bir ortamda bir kişileri tanıştırıyorsanız bunlar küçükten büyüğe doğru ilerler. Ve burada tanıştırırken arkadaşlar at soyat tak takdim edilir. Takdim edilir. Mesela şu şekilde işte Kaan çakmak, işte Ahmet çakmak gibi karşılıklı olarak isimleri söylenir ya da Kaan Bey, Ahmet Bey, Kaan Bey, Ayşe Hanım gibi isimler ifade edilir. Kalabalık bir ortamda öksürürken ya da esnerken nasıl davranmalıyız? Arkadaşlar Bildiğiniz üzere hepimiz COVID'i geçirdik değil mi? Yani COVID dönemini yaşadık. Ne vardı? Sosyal mesafeye dikkat ediyorduk ve hapşururken elimizi kapatıyorduk. Ya da elimizi kapatamıyorsak şu şekilde tam şöyle gösterebilirsem şu büklüm kısmını yani kolumuzu kapatmamız gerekiyordu. Ve burada yapmamız gerekirken öksürürken ve esnerken ağzımızı kapatmalıyız. Bunu eğer varsa peçete elimiz ya da o da yoksa kolumuzla yapmamız gerekir. Doğru yemek davranışlarından 3 tanesini yazınız. Arkadaşlar ben size şöyle söyleyeceğim. Şimdi biz elhamdülillah Müslümanız değil mi? Elhamdülillah Müslümanız. Ve İslamiyet Peygamber Efendimiz güzel ahlakın temelinden bahsetmiştir. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim demiştir. Peki. Yemek yerken dikkat edeceğimiz davranışları aslında bize İslamiyet vermiştir. Nedir mesela bu arkadaşlar? Ağız şapırdatmadan yemek. Ağzı açık yememek. Yani ya da ha ha yapıp böyle işte benim annenem var biraz böyle yapıyor arkadaşlar ama siz yapmayın. Tamam mı? Sonra Peygamber Efendimiz demiş ki önünden yemek. Yani kendi hissesinin önünde bulunan alandan yemek. Ve arkadaşlar başkasının yediğine bakılmaz. Başkasının yediğine bakılmaz. Hatta bunu da şöyle söyleyebilirim. Hani sen benim lokman mı sayıyorsun şeklinde düşünebilirsiniz aklınıza. Bunları yazarsanız yeterli olacaktır. Altın sorumuza baktığımızda toplu taşıma araçlarına dikkat edilmesi gereken kurallardan 3 tanesini yazınız. Toplu taşımada en sevmediğim hareketler. Böyle gelir ya. İki arkadaş böyle bağıra bağıra konuşurlar. Ağzının ortasına kurek sapıyla uğrasım geliyor. Bir de telefonla konuşan. Ahmet ne şu işe diye böyle bağırıyorlar ya. Ha işte bunlar yapılmaz arkadaşlar. Toplu taşımada yüksek sesle konuşamazsın arkadaşlar. Yüksek sesle konuşmak yapmaman gerekendir. Ve arkadaşlar, başkalarını rahatsız edemezsin. Başkalarını rahatsız etmemek. Hocam nasıl? Mesela bazı öküzler var tamam mı? Böyle ayaklarına böyle yayarak otururlar ya iki kişilik yer gibi. Bunların ağzını ortasına vuracaksın. Ya da yanında işte bir bayan oturuyorsa, bayan da demeyeyim şimdi ona da kızıyorlar. Kadın oturuyorsa ya da herhangi bir kişi varsa onlara temas etmeden, rahatsız etmeden yolculuğunu tamamlaman lazım. İkimizin de amacı yolculuğu gitmek. O ayaklarını açanların kafalarına da kürek sapıyla vurmak lazım. Sonra devam ettik arkadaşlar. Telefonla konuşmamak telefonla kısa konuşmak diyelim arkadaşlar. Ya kısa konuşacaksın ya da telefonla hiçbir şekilde konuşmayacaksın. Bu da toplu taşıma kuralları içerisindedir. Ha bunlara şunu da sayabilirsiniz. Mesela yaşlılara yer vermek diyebilirsiniz. İşte engelli ve hamilelere yer vermek, koltuk vermek diyebilirsiniz. Görgü kuralı ne demektir? Görgü kuralları dışında hareket edersek hukuki yaptırımı var mıdır? Arkadaşlar öncelikli olarak görgü kuralları nedir onu yazalım. Kişinin toplum içinde toplum içinde nasıl davranacağını belirler. Nasıl davranacağını belirler. Belirleyen kurallardır diyelim. Şimdi benim hukuk ve azalet dersimi dinleyen öğrencilerimiz varsa orada ben şunu bahsederim. Bizim normalde toplum kurallarını belirleyen bazı kurallarımız var. Bunlar nelerdir? Bir, din kuralları. Din kuralları. İki, ahlak kuralları. Üç, görgü kuralları. Görgü kuralları. Bunlar toplumu düzenleyen kurallardır. Yalnız arkadaşlar bu kurallar yazılı kurallar değildir. Yazılı olan kural ise arkadaşlar hukuk kurallarıdır hukuk kuralları. Burada din kuralının hukuki bir yaptırımı yoktur. Ahlak kurallarının da yoktur, görgü kurallarının da yoktur. Ama hukuki yaptırım hukuk kurallarında vardır. Yani ceza hukuk kurallarında vardır. Peki hocam din görgü kurallarında bir hata yapıldığında cezası ne olur? Cezası toplum tarafından dışlanma şeklinde olur arkadaşlar. Hukuki işte ne yapmadın ayaklar, ayak ayak üstüne attın al sana 10 yıl ceza şeklinde bir hukuki yaptırımı yoktur. Büyüklerimize hitap ederken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikli olarak arkadaşlar büyüğümüz olduğu için isimle değil isimle değil arkadaşlar sıfatla sıfatla seslenmeliyiz. Mesela abla, abi, baba, dede, nine gibi hitap etmemiz lazım. Sonra arkadaşlar büyüklerimize hürmet edip Hürmet edip saygı göstermeliyiz. Bunları da yaparsak on numara olur. Komşularımızın sevinç ve kederlerini paylaşmanın toplumsal faydaları nedir? Arkadaşlar şöyle bir durum. E ben biraz böyle küçük bir ilçede yaşıyorum. 30 bin nüfusumuz var. İşte Kayseri'de zaten söylemiştim. Benim yaşadığım ilçede arkadaşlar Bünyan ilçesinde yaşıyorum. İnsanlar birbirlerini tanır. Ve insanların bu şekilde sevinç ve kederlerinde yanlarında birilerinin olması çok güzel bir e, uygulamadır. Diyelim ki bak şöyle söyleyeyim yakın zamanda mesela binamızda olan bir komşumuz vefat etti ve gittim onun yanında. Mesela sabahtan akşama kadar sanki kendi ailemizin bir ferdi gibi orada durdum. Koşuşturdum, insanlara yardım ettim, çay hizmeti yaptım, bir şeyler yaptım. Mesela bunlar onun kendini yalnız hissetmemesini sağladı yalnız hissetmedi. Ve arkadaşlar üzüntüsünü içerisine atmadı. Ve şöyle bir şey oldu. Aslında bizim toplumsal toplumsal bağımızı güçlendirdi. Yarında ben aynı durumda olsam o kişi gelip bana aynı tesellileri yapacak. Ha bizim bir sözümüz de vardır çok iyi bilirsiniz. Ne derler? Sevinç paylaştıkça çoğalır, üzüntü paylaştıkça azalır. Asıl amaç odur. Yolda arkadaşı Ayla ile karşılaşan Ceren, Ayla ile nasıl konuşmalı? Hangi nezaket cümlelerini kullanmalı? Ayla'yı gördüler. Aa, ne diyecek arkadaşlar? Merhaba arkadaşım. Merhaba arkadaşım. Arkadaşım Ayla, nasılsın? şeklinde önce bir halatır soracak, bir derdin var mı diyecek. E daha sonra kendi aralarında saygılı bir şekilde konuşmaları gerekir. Arkadaşlar sorularımız bu şekildeydi. Umarım güzel bir anlatım olmuştur. Bildiğiniz üzere yeni bir dersimiz bu. Bu sınavdan beklediğimiz not bir çizgi iki varlak goçaman goçaman gülen gülen yüzler almanız dileğiyle. Biraz hasta olduğumdan dolayı arkadaşlar bazı kelimeleri döndürememiş bazı anlatımları da nefes nefese kalmış olabilirim. Elimden geldiği kadar yazılarınızı yetiştirmeye çalışıyorum. Bir sonraki ders görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.